Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda abimiz bizi aradı. Dairesinde belirli bir kısımda elektrik olmadığını söyledi arkadaşlar. Normalde biz bazen videoları çekmeden önce arızayı tespit ediyorduk ama bu sefer videomuzda beraber ilerleyeceğiz arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle şöyle belirteyim. Burada banyo iletimiz yanmıyor. Buradaki prizimiz çalışmıyor. Aynısı yine yatak odasında devam ediyor. Böyle bir arıza olduğu zaman arkadaşlar, bina yeni olduğu için biz öncelikle sigorta kutusundan başlayacağız. Yani sigorta kutusunun linyelerini, nötr giriş çıkışlarını kontrol edeceğiz. Arkadaşlar şu an buraya elektrik geliyor. Ama çalışmıyor. Burada nötründe bir sıkıntı var diye ben tahmin ediyorum. Aynen. Çünkü şu an toprağa da elektrik geliyor. Şu an gitti. Aynen. Nötr gelmiyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Aslında önce sigorta kutusundan başlayacaktım. Yani bu tarz arızalarımızda ekseri hani hatlarda değil, priz anahtarda değil de ekseriyette hep sigorta kutusuna, yani daire girişindeki ve otomat kutusunda gerçekleşiyor. Buraya priz hattı çekilmiş. Yanına da tekli anahtar konulmuş. Aynen etrafına led çekilmiş arkadaşlar. Şöyle kamerayı yaklaştır abi. Mesela şu an burada geri dönüşüm yapıyor. Bazen ben videolarda sizlere belirtiyorum arkadaşlar. Hani nötr olmazsa elektrik geri dönüşüm yapar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki sigorta niye atmıyor? Arkadaşlar bu kısa devre değil. Nötr olmadığı için elektrik burada geri dönüşüm yapıyor. Nötr olmadığı için zaten sigorta atmıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Şimdi burada anahtarı kapattığım zaman gidiyor. Normalde anahtarı ben açtığım zaman burada LED'in yanması gerekiyor. Nötr olmadığı için nötr üzerinden tekrar dolaşıp buraya geliyor arkadaşlar. Biz burada şimdi sigorta kutusuna gidip kontrol edeceğiz. Arkadaşlar sigorta kutumuz burası. Şimdi o hattı biz şöyle bulacağız. Tabi burası fazla linye var. Şurada şöyle bir bağlantı yapılmış. Biz burada önce nötrü kontrol edeceğiz. Sigortanın ayaklarında bir şey yok. Orayı bizim bulabilmemiz için. Orada çalışma oldu mu abi? Hı hı. Ne oldu? Tadilat oldu. Ha tamam, şimdi dur abi. Ne zaman toparladınız orayı? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Bir senedir mi böyle? Yok, bir senedir yeni oldu. Ha yeni oldu. Bir senedir sıkıntı yok. Anahtar prizi sökmediniz. Bilmiyorum, o komple tadilat oldu. Yok, bir sene önceyse bir senede olacak bir şey değil o. Evet, bir yıldır sorun yoktu. Ha. Bu yeni oldu ya, geçen hafta oldu. Tamam. Eğer çalışma olduysa nötr bir yerden kopmuş olabilir. Yok yok, bir yıldır hani bir sıkıntı yoktu. Burada çıkan bir şey yok. Ama tabii bakacağız ama biraz... Bir de o işte gösterdiğim yerler hiç yanmıyor. Balkon dahil o tarafa. Yok zaten tek yerde sıkıntı olduğu için yapıyor abi onu. Hepsi birbirine bağlı değil mi? Hı hı. Arızanın birini çözdüğümüz zaman hepsi gidecek. Oranın boğatlarına bir bakalım. Diyeceğim tabii. Priz hattı ayrı gelmiştir. Lambaların yanıyor değil mi abi? Ama prizler çalışmıyor. O, yok lambalar da yanmıyor orada. İçeride. Buraya da bakalım. Şu anahtar nereye yakıyor? Şu içeri yakıyor. Şurayı. Onda sıkıntı yok. Yok. Orası yanmıyor işte. Ben buradan kabloyla yaktım şimdi ama. Ha burası yanmıyor. Ha, yok. Tamam. Balkon da oraya bağlı. Balkonda da priz var. Burada da priz var. Tamam. Burada tadilat oldu mu? Burada olmadı. Tabii abi. Tabii. Burada da ha, oldu. Burada da oldu. Oldu. Şöyle söyleyeyim. O banyoyu yaptırdık. Buraya da yaptırdık. Balkonda da oldu. Hepsi tadilat oluyor. Bu arıza yeni mi oldu? Yeni oldu. Yeni oldu. Dolaplar ne zaman takıldı? Bir yıl önce hepsi. Hepsi bir yıl önce oldu. Bir yıldır bir sıkıntı yoktu. Yani şu mesela arkadaydı. Buraya çektim. Şöyle yapacağız. Bak burada şu an hiç fazla yok. Bir yerde bir şey çıkmış abi dur.
Ama dolabının üzerinden gidiyorum. Mesela burada kapı vardı, kapandı. Kapı vardı, kapandı. Aynen. İki kapı vardı. İki odaydı burası. Tek odaya düşürdük. Şimdi ne yapacağız biliyor musun abi? Sen şunu şöyle tutacaksın. Hı hı. Ben sigortayı tek tek indireceğim. Tamam. Işık söndü mü bana söyle abi. Tamam. Söndü. Burada ek yeri var. Polat'ı buraya yapmışlar. Sarıya elektrik geliyor. Diyelim ki buraya geliyor da arkaya niye elektrik vermiyor onu anlamadım. Ama niye böyle olmuş onu da anlamış değilim. Bağlamışlar, çıkartmışlar. Ben de şarteferan da atmadı yani. Nötr çıkmış abi. Sigorta kutusundan gözükmüyor. Bir daha bakalım bakayım orada. Ama nötrde bir tuhaflık olsa lambalar yanmaz. Orayı şimdi kapatınca gitti. Öyle bir şey olsa lambalar da çalışmaz. Nötrde buradan sıkıntı olsa. Ben buradan olacağını zannetmiyorum. Aç şu. Oradaki şu mu? Bizim oranın ikisi o abi. Hı hı. Sigorta mı yandı acaba? Yok, sigortayla alakası yok. Aynen bak, burada nötr var. Sıkıntı yok. Toprakta da bir sıkıntı yok. Ama bak şu neyse buna elektrik geliyor abi. Toprağa neden elektrik gelir? Toprağa gelmemesi mi lazım? Tabii canım. Az önceki şey gitti. Arkadaşlar buradaki yerimizi söktük. Herhangi bir sıkıntı bulamadık. Sonra boğatımızı söktük. Boğatımızda da herhangi bir sıkıntı bulamadık. Yani burası daha önceden bu şekilde yapılmış. Daha sonradan burası tadilat görmüş. Abimizle az önce konuştuk. Videonun olmayan bir bölümünde. Balkonda çamaşır makinesiyle kurutma olduğunu söyledi bize. Biz de burada şimdi tadilat olduğu için arkadaşlar bazen duvarları kırmayabiliyor bazı arkadaşlarımız. Buradan aşağıya hattımız gelmiş. Buradan şu şekilde alınmış. Böyle çekilmiş.
Buradan bu prize gelmiş arkadaşlar. Banyomuzda. Buradan da şap altından tekrar. Burası bizim balkonumuz arkadaşlar. Bir tane çamaşır makinamız var. Bir tane kurutma makinamız var. İkisi de üst üste arkadaşlar bunlar. Kablo şimdi abimizle ben konuştuğumda makinaların ikisi de aynı anda çalışmış. Biz her zaman belirtiyoruz. Hiçbir zaman çamaşır makinesi ya da kurutma makinesini ikisini aynı anda çalıştırmamamız gerekiyor. Eğer ikisini aynı anda çalıştırmak istiyorsanız ikisine de ayrı ayrı linye gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey olmuş. İkisi aynı anda çalıştığı için kablolar erimiş arkadaşlar. Arkadaşlar kablo burada. Şöyle biraz yaklaştıracağım sizi. Gördüğünüz gibi kablo burada kavrulmuş arkadaşlar. Hep yanmış, erimiş. Kablo zaten şişmiş. Yani bunu buradan baktığınız zaman diğer sağlıklı kabloyla burada şişen kabloyu rahatlıkla elektriği de kestik. Görebiliyorsunuz. Buralar hep erimiş, açılmış arkadaşlar. Bu da buradaki borumuzdan gidiyor. Arkadaşlar. Abi senin bu kablolar alüminyuma benziyor. Tam bakır değil. Bak gel. Elektrik yok. Bak şimdi. Şu kabloya şöyle yap. Boğattan gelen kablo. Açıyor. Boğattan da öyle yapmış. Aynen. Kablolar hoşaf gibi abi. Bak şu düzgün kablo. Bak şu kabloyu bük. Mavi. Gördün değil mi sertliğini? Onu değil. Şu sarıyı bük. Ne kadar yumuşak görüyor musun abi? Bu alüminyum karışımlı. Bu da bakır abi. Arkadaşlar şimdi ilerleyip devam edeceğiz. Bulmaya çalışacağız arızamızı. Evet arkadaşlar. Saat biraz geç oldu. Yaptığım işleri size pek fazla çekemedim. Kusurumuza bakmayın. Şu an saat gece 2 oldu. Abimiz de burada yorulduk. Arkadaşlar zaten başta sizlere gösterdik. Tesisatta tamamıyla alüminyum kablo kullanılmış. Burada biz tesisatımızın altyapısını yani kendimizce deldik. Buralara hep yeni hat çektik. Nasıl çektik? Buradaki aradaki yerlerde sıkıntılarımız vardı. Şu şekilde. Bu hatlar problemliydi. Bunları değerlendiremedik. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde kanal falan yok buralarda. Göz önünde olduğu için işimizi biraz gizli yapmaya çalıştık. Buralar çalışmıyordu arkadaşlar. Şu an anahtardan açıp kapatabiliyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada da herhangi bir kanal yok. Ama yaptığımız işlem şöyle. Kanalımızı şuradan aldık arkadaşlar. Prizden aldık. Bu şekilde kapının altından getirdik. Şuraya 3x2,5 çektik. Beslememizi verdik. Buradan aldık. Banyonun arkasına deldik. Burada glob vardı. İptal ettik. Zaten burası çamaşır odası. Buraya da sensör koyduk. Zamanını 3-4 dakikaya kadar ayarladık. Müşterimize yeterli olacaktır. Şu şekilde. Şuradan banyonun kenarından elimizden geldiğince temiz yapmaya çalıştık. Şu şekilde getirdik arkadaşlar. Ana besleme kablomuz bizim bu. Buradan aldık. Bu şekilde indirdik. Prizimize girdik. Buradaki prizden tabi buralar ölçüleri bizi fazlasıyla uğraştırdı. Karşı taraftaki az önceki gösterdiğim banyonun prizleri bunun aşağısında kalıyor. Zaten ölçülerini almışız. Bayağı bir uğraştık burada. O priz de şuralarda bir yerdeydi. Çaprazlamasına deldik. Buradan oraya hattımızı verdik. Sağa solu kırmadan. Normalde buraya abimiz sıvı üstü anahtar koyarız diye şey yaptı.
Şuradan köşeden deldik. Çaprazlama uzun matkap ucumuzla prizin içinden çıkarttık. Anahtarımızı da değerlendirdik. Ve bu şekilde işimizi sonlandırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere elimden geldiğince işte neden arıza çıkar. Şu anda saat gece 2.30-3. Abimiz de şu an bizi videoya çekiyor. Bayağı bir uğraştık. Akşam 7'de geldik. Hemen hemen bir 6 saatlik bir çalışmamız oldu. Bu kadar işin hepsini komple videoya aktaramayız arkadaşlar. Biz kesit kesit başlarda zaten arızaları çektik. İşi nasıl bitirdiğimizi de çektik. Şunun açıklamasını da yapayım. Normalde biz testatı değiştirecektik arkadaşlar ki maalesef değiştiremedik. Neden değiştiremedik? Buralar hep abimiz burayı komple bir mimar arkadaşımıza vermiş. Komple tek elden geçmiş burası. Tek elden geçtiği için iş biraz hani mimar arkadaşımız, artık kimsenin günah almak istemiyoruz. İş biraz uygun olmuş. Uygun olduğundan dolayı kablolar alüminyum çekilmiş. Fayansın altında eski yerde kasa varmış mesela, prizi kullanmamışlar da 50 santim kaydırmışlar. O prizin olduğu yerde de ek yapıp fayansla kapatmışlar arkadaşlar. Kapattığı için şu an orada erime var. Efendime söyleyeyim, kopukluk var. Herhangi bir elektrik alamıyoruz. İşte durup dururken abimiz buraya kaç para harcadın abi? 400 bin lira. Bir yıl önce. Bir yıl önce buraya 400 bin lira gibi bir masraf etmiş. Maalesef çekilen kablolar hiçbir işe yaramamış arkadaşlar. Ve şu an yine abimiz yine bir masraf etti. Maalesef, ama biz elimizden geldiğince kendisine yardımcı olduk. Bu saate kadar çalıştık. Gece şu an 2-2.30. Evet. İşimizi teslim ettik. Videomuzu da sonlandırdık. Arkadaşlar hiçbir zaman için 3 kuruşun 5 kuruşun kesinlikle hesabını yapmayın. Yani 5 milyonluk dairede şu an sıva üstü. Tamam, olmuyor, gözükmüyor ama banyoda niye kanal olsun? Öbür taraftan niye kapının altından kablo gelsin? Maalesef bu şekil şeylerle karşılaşabiliyoruz. Onun için 3 liralık işe 5 lira verin. İşiniz temiz olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olup bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.